komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu? Katılamıyoruz efendim. Önergeler üzerinde söz isteyen Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel. Buyurun Sayın Güzel, süreniz 5 dakikadır. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. İlgili kanun teklifinin 11. maddesine ilişkin grubum adına söz almış bulunmaktayım. Tasarının 11. maddesinde aslında bu ülkenin bir özeti haline gelen yok sayma politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıktığını söylemek istiyorum. Mevcut değişiklik OHAL sürecinin bir devamıdır. Tasarının bu maddesinde mesleki, etik ve kamu yararından hiçbir şekilde bahsedilmediğini hatırlatmak isterim. 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu'nun 1. maddesinde diyor ki, tabip odasının asli görevi hekimlerin ve hastaların haklarını korumaktır. Peki geçirilmek istenen yasa tasarısı neyi vaat ediyor? Hekimlerin başka bir kurumda çalışmasının denetiminin tabip odalarından alınmasını. Eğer 6023 sayılı yasanın 1. maddesinde yer alan meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuştur ifadesi yasada yer alıyorsa, bir tabibin başka bir sağlık kuruluşunda çalışmasına karar vermesi gereken merci Türk Tabipler Birliği değil de neresidir? Diğer maddelerde de olduğu gibi bu maddede de haklı bir gerekçe, halk sağlığına hizmet edecek bir sebep sunulamamaktadır. Türk Tabipler Birliği ile ilgili konuda herhangi bir hak ihlaline ya da halk sağlığını tehlikeye atacak bir karara imza atmış mıdır? Ya da herhangi bir tabip bu işleyişten kaynaklı bir mağduriyet yaşamış mıdır? Hayır. Öyleyse bu kararın gerekçesi nedir? Yasaların yapılış nedeni halkın ihtiyaçlarını gidermek ve kamusal düzende işleyişi sağlamaktır. Tıp etiğinin bir an bile sapmayan asıl işi halka nitelikli sağlık hizmeti götürmek olan bu kurumun bu kararla yetkilerinin kısıtlanmasının hiçbir mesleki ve hukuki gerekçesi yoktur. Şunu tekrar belirtmekte ve hatırlatmakta fayda görüyorum. Meslek haklarını ve hasta haklarını hekimlerden daha iyi kimse bilemez ve koruyamaz. Özel bir sağlık kuruluşunda çalışan bir doktor eğer zincir bir işveren kurumunda çalışıyorsa ve işverenin talebi doğrultusunda başka hastanelerde çalışması da istenirse bunun önüne kim nasıl geçecek? Özellikle özel hastanelerin bir ticarethane gibi işlediği ülkemizde daha az hekimle daha fazla hasta tedavi ettirmeye çalışmanın önü açılıyor. Bu şekilde sağlık piyasalaştırılıyor. Türk Tabipler Birliği'nin bu noktadaki görevi işveren ve hekim arasındaki hukuku mesleki, etik ve kamu yararı çerçevesinde düzenlemektir. Fakat yasayı sunan komisyon üyeleri tarafından yapılan açıklamaların hiçbiri halk sağlığı ve kamu yararı baz alınarak açıklamalar değildir. Çünkü yasanın asıl hedefi özel sağlık kuruluşlarının karını artırmak, sağlığı piyasalaştırmak ve Türk Tabipler Birliği'ni etkisiz kılmaktır. Seçim yoluyla alınamamış Türk Tabipler Birliği'ni bu şekilde üye sayısını azaltarak içini boşaltmaktır. Bu sürece yeni başlamadı biliyoruz. 2016 yılında OHAL ile beraber sayısız basın yayın kuruluşu kapatıldı. Demokratik seçimle kazanılan belediyelere kayyum atandı. Sivil toplum örgütlerinden kadın kurumlarına kadar binlerce kurum kapatıldı. Bu yasa bir anlamda bu uygulamaların devamıdır ve yapılacak yeni düzenlemelerin de habercisidir. Türk Tabipler Birliği'ne yönelik yaptırımlar 24 Ocak 2018 tarihinde gözle görülür bir şekilde uygulamaya başlandı. 24 Ocak 2018 tarihinde Türk Tabipler Birliği Afrin'le ilgili savaş bir halk sağlığı sorunudur, bu sucuğa ortak olmayacağız şeklinde savaş karşıtı bir açıklama yayınladı ve yayınlanır yayınlanmaz hedef gösterilen Merkez Konseyi yöneticileri gözaltına alındı ve örgüt propagandası ile suçlandı. Dünya Tabipler Birliği de Türk Tabipler Birliği'nin insan haklarını ve barışı destekleme görevi vardır şeklinde Türk Tabipler Birliği'ne destekleyen açıklamalarda bulundu. Normal şartlarda yayınladıkları bu açıklamalar insan hakları açısından birçok yerde takdir edilecek söylemlerken bu süreçten sonra Türk Tabipler Birliği gözaltılarla baskılara maruz kaldı. Bir hekim birliği olarak desteklenip nitelikli halk sağlığı için devlet kurumlarıyla işbirliği yapabilmesi gerekirken iktidar tarafından düşman ilan edildi. Türk Tabipler Birliği'ne yönelik bu düşman hukuku uygulamaları şimdi de bu yasa ile devam ettirilmek istenmektedir.
Biz bu politikaları sendikaya üye oldukları gerekçesiyle iş hakları gasp edilen Flormar işçisi kadınlarından biliyoruz. İşçi mezarlığına dönüşen 3. Havalimanı'nda haklarını aradıkları için tutuklanan işçilerden biliyoruz. Amacınız hak arama kültürünü öldürmek ve yok saymak. Tasarının bu maddesinin emek karşıtı politikalarınızın bir devamı olduğu açık ve net şekilde görebiliyoruz. Bu kurumun zedelenmesi, hekimlerin bu kurumdan uzak tutulmaya çalışılması ne ahlaki, ne etik, ne de kamu yararınadır. Son olarak unutmamak gerekiyor ki meslek etiğini hepimizden tamamlayın sayın güzel. Meslek etiğini hepimizden daha çok düşünen bu kuruma yönelik yapılan bu değişiklik buradan geçse dahi bu hukuksuzluklarla sonuna kadar mücadele edeceğimizi belirtmek istiyoruz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler sayın güzel.